Herkese selamlar. Beşiktaş haberleriyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Gazete başlıklarına bakalım Beşiktaş'la ilgili olarak. Yeni kule, onu aç şu şeklinde bir başlık atmış gazete ve bir oyuncu transferine ilişkin iddiada bulunmuş. Siyah beyazlar 28 yaşındaki golcü Paul Onuachu için Belçika ekibiyle pazarlıkta Nijeryalı forvet bu sezon 29 maçta 19 gol 2 de asist yaptı ve Beşiktaş Genk'in 2-0 bir boyundaki forvetinin peşinde diye de özel haberini paylaşmış okuyucularıyla. Genk formasıyla bugüne kadar 112 resmi maçta görev yapan Onuachu 68 gol atarken 10 da asist yaptı ve toplamda 78 gole direkt olarak katkı sağladı. Yıldız golcü bu sezon geçirdiği uyluk sakatlığı sebebiyle 29 gün yeşil sahalardan uzak kaldı. Nijeryalı forvet kariyerinden çok Midtjylland formasını giyerken bu takımda da 74 gol attı, 23 asist yaptı ki Midtjylland'da da 181 resmi karşılaşmaya çıktı oyuncu. Bakalım Beşiktaş'la olan süreç nasıl yaşanacak ki bu bir iddia olduğunda söyleyelim. Listeler verildi, üst başlığı var. Biraz önce de haberlerimizde paylaştık. Beşiktaş'ta pazar günü yapılacak başkanlık seçimi öncesinde mevcut başkan Ahmet Nur Çebi ile aday Fuat Çimen artık yönetim listelerini teslim ettiler divan kuruluna ve bundan sonrası için seçim günü bekleniyor. 29 Mayıs'ta seçim yapılacak. Ozan Kabak ısrar bir başka haber. Beşiktaş yönetimi kiralık gittiği Norwich City'den ayrılan ve Schalke 04'e dönen 22 yaşındaki stoper için şartları zorluyor. Özellikle de bonservis bedeliyle ilgili olarak görüşmeler devam ediyor ama oyuncunun kiralık olarak da Beşiktaş'a gelme ihtimalini yazmış gazete. Bir diğer haber Bozdoğan'la ilgili, Can Bozdoğan'la ilgili. Beşiktaş'ta Bozdoğan anlayış istedi. Beşiktaş'ta kiralık sözleşmesi sona eren Can Bozdoğan'la ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Trabzonspor'un da listesinde olan yıldız futbolcu için Schalke 04'te pazarlıklar sürüyor. Beşiktaş'ın bonservisini almak istediği Can Bozdoğan, Alman kulübünden kolaylık istedi. Kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek isteyen Can, Alman kulübünden kolaylık isteyerek Beşiktaş transferi 1 milyon avro ile bitirmek isterken Alman ekibi ise 1,5 milyon avroda ısrarcı demiş gazete. Ve Türkler Valdez'in peşinde diye de bir başka başlık var yine Beşiktaş'la ilgili olarak. Şili basını Diego Valdez için Beşiktaş'ın transferi bitirmek konusunda ciddi olduğunu öne sürdü. Meksika ekibi Amerika ile bireysel olarak başarılı bir dönemden geçer. 28 yaşındaki 10 numara için her geçen gün bir iddia ortaya atılırken Türkler Valdez konusunda ciddi ifadeleri kullanıldı. Siyah beyazların 10 milyon avro civarındaki bonservis bedeli nedeniyle Alex Teixeira'nın gönderilerek buradan bonservis bedeli alınmadan Valdez'in transfer edilmesi bekleniyor şeklinde bir haber paylaşmış gazete. Bakalım Beşiktaş'taki bu transfer çalışmaları nasıl olacak tabii, ama esas gündem şimdilik seçim. TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Beşiktaş'tan Ozan Kabak adımı. Yeni sezonda kadrosunu kaliteli bir stoper alarak güçlendirmek isteyen Beşiktaş yönetimi çalışmalara başladı. Siyah beyazlılar, stoper takviyesi için birçok ismi gündemine aldı. Bu isimlerden biri de milli futbolcu Ozan Kabak olmuştu. Beşiktaş yönetimi, genç savunmacı için ısrarını sürdürüyor. Sezon başında Norwich City'ye giden ancak kötü bir sezon sonrası Schalke 04'e geri dönen Ozan için tüm şartların zorlanması kararı alındı. Alman basınına göre Schalke 04, Ozan Kabak için gelecek transfer teklifleri değerlendirilecek. Alman ekibine transfer olduktan sonra önce Liverpool, daha sonra da Norwich City'ye kiralanan milli futbolcu yine başka bir takıma gidecek gibi duruyor. Beşiktaş'ın 22 yaşındaki savunma oyuncusu için çok ilgili olduğu belirtildi. Schalke 04 ünde Ozan Kabak için gelecek her teklifi değerlendirmeye almaya açık olduğu vurgulandı. Peki bu transferde sizin fikriniz nedir? Ozan Kabak'ı Beşiktaş'ta görmek ister misiniz? Beşiktaş'ta gündem golcü, Salih Uçan için takas formülü. Batshuayi'de hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, birinci sınıf bir golcü transferi hedefliyor. Siyah beyazlı kurmayların bu sezon 29 maçta 19 gol ve 3 asistle oynayan Nijeryalı golcü Paul Onuachu için Genk'e teklif yaptı ve cevap beklediği ifade edildi. Liverpool ve West Ham'la anlaşamadığı için 20 Eylül'de sözleşme yenileyen Paul Onuachu'nun 2024'e kadar Genk ile sözleşmesi var. Sezonun ikinci yarısını Başakşehir'de kiralık geçiren ve takıma geri dönen Salih Uçan'ın takasta kullanılması planlanıyor.
TRT Spor'un haberine göre Beşiktaş, Salih Uçan'ı Abdülkerim Bardakçı transferinde kullanmak istiyor. Habere göre siyah-beyazlı yönetim, 27 yaşındaki stoper için Salih Uçan'ın yanı sıra 2 milyon euro teklif edecek. Bu sezon Beşiktaş ve Başakşehir formalarıyla toplamda 25 resmi maçta görev yapan Salih Uçan, gol ve asist katkısı yapamadı. Beşiktaş, Ekuban için görüşmelere başlıyor. Gana basını, siyah-beyazlıların, Genoa forması giyen Ekuban için oyuncunun menajeriyle görüşmelere başlayacağını duyurdu. Haberde 28 yaşındaki futbolcunun geçen sezon Trabzonspor'dan ayrılmasının ardından Türkiye'ye hızlı bir geri dönüş gerçekleştirmesinin olası olarak görüldüğü ifade edildi. Ekuban'ın Trabzonspor'dan ayrılmadan önce takımdaki yıldız oyuncu olduğu vurgulanırken, Bordoj Mavililer de son sezonunda kulübün en çok gol atan oyuncusu olduğu hatırlatıldı. Trabzonspor'dan Genoa'ya 1.8 milyon euro karşılığında transfer olan Kaleb Ekuban, İtalyan ekibinde 33 maçta sahaya çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 2 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koydu. Sörloth'un bonservisi dudak uçuklattı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Sörloth konusunda gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Alman ekibi layık Norveçli golcüsünü 10 milyon euronun altında bir fiyata satmak istemiyor. Siyah-beyazlılar ise Sörloth için iki farklı teklif üzerinde çalışmalara devam ediyor. Kartal'ın Alman ekibine ilk teklifi, 4 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %50 pay, Beşiktaş'ın diğer teklifi ise bonservis bedeli için 6 milyon euro. Alman ekibi, bu tekliflere henüz bir geri dönüş yapmış değil, başarılı golcü oyuncu, kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor, yapılan görüşmelerin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. Adem Laiç'e Süper Lig'den sürpriz talip. Adem Laiç, Beşiktaş'tan ayrıldı ancak Türkiye'den hatta İstanbul'dan ayrılmaya niyeti yok. Sırp oyuncu, sözleşmesi biten Hayradinovic yerine 10 numara arayan Kasımpaşa ile masaya oturdu. Kasımpaşa, Hayradinovic'in aldığı parayı Laiç'e teklif ederken, Sırp oyuncu şok oldu. Kasımpaşa yönetimi, bir yıldan fazladır oynamıyorsun, adın unutuldu. İtalya'ya dönebilecek olsan bizimle görüşmezdin, teklifimiz bu dedi. Geleceğiyle ilgili henüz net bir karar vermeyen Adem Laiç bu teklife yanıt vermedi. Botafogo'nun gözü Yosef'te. Beşiktaş'ta özellikle geçen sezonki performansıyla şampiyonluğu getiren isimlerin başında gelen Yosef de Souza, transferin gözdesi. Siyah-beyazlılarla sözleşmesi bir sezon daha otomatik olarak uzayan Sambacı için ülkesi Brezilya'nın ekiplerinden Botafogo'nun Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı bildirildi. Siyah-beyazlıların Josef'in ayrılığına kesinlikle karşı çıktığı öğrenirken, Valerian İsmail de yıldız oyuncunun kalmasını istiyor.